Şimdi arkadaşlar ardışık sayılarla ilgili kurallarımızı inceleyelim. Öncelikle tanımı şu, belirli bir kurala göre ardı arda gelen sayılara ardışık sayılar diyeceğiz. Ve çeşitleri şunlar, n'imiz bir tam sayı olmak üzere ardışık tam sayı dediğimiz ifade birer birer devam ediyor. N, n artı 1 diye sonsuza kadar devam edecek. Mesela burada eksi 3, eksi 2, eksi 1 diye artı sonsuza kadar devam eden ifadelerdir. Ardışık tek tam sayılar ise, bakın genel formül şuydu, 2n eksi 1 ya da 2n artı 1. İkişer ikişer devam ediyor, buna dikkat edin. Ve eksi sonsuzdan başlıyor. Tek olacak. Eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5 diye artı sonsuza kadar devam ediyor. Ardışık çift tam sayılar ise yine ikişer ikişer devam edecek. Yine eksi sonsuzdan. Ama genel formülümüz 2n buradaki. Bunu unutmayalım. Ve ikişer ikişer yani eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4 diye artı sonsuza kadar devam edecektir. Burada az önce de söylediğim üzere ardışık tam sayılar arasındaki fark artı eksi 1'dir. Şimdi birer birer tamam devam ediyor. Yalnız sorularda hangi terimin daha büyük olduğunu söylemeyecek bize. Birbirinden çıkartırken büyüğü mü küçükten çıkartıyoruz ya da küçüğü mü büyükten çıkartıyoruz bilemeyeceğiz. Bu yüzden arasındaki fark artı eksi 1 diyeceğiz. Ardışık çift ve tek tam sayılar için de aynı şey geçerli. İkişer ikişer gittikleri için artı eksi 2 diyeceğim arkadaşlar. Çok önemli bir notumuz var. Bizim karşımıza gelecek bu. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle bulacağız. Ardışık çift tam sayıların toplamı. Bakın yalnız bunlar başlangıçtan yani pozitif kısımdaki başlangıçtan yapacak. 2, 4, 6 diye 2n'e kadar devam edecek. Bakın burada 2n var. Bunun da cevabı n çarpı n artı 1'dir. Ve son olarak ardışık tek tam sayıların toplamı 1'den başlıyor 2n eksi 1'e kadar 1, 3, 5 diye topluyorsunuz. 2n eksi 1'deki n'i buluyorsunuz. Hemen formülü de n kare olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Diyor ki 2n eksi 3 ile 3n artı 1 ardışık tek sayılarmış. N'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi birbirlerinden çıkartacağız. 3n artı 1 eksi 2n eksi 3 çıkartma işleminin tamamına dağıtacağımızı unutmayın. Cevabı artı eksi 2 idi. Hemen eksiyi bir dağıtayım. 3n artı 1 eksi 2n artı 3 artı eksi 2 gelecek. N'leri toplayayım. N artı 4 eşittir artı eksi 2. Her ikisine de eşit diyeceğim ben. N artı 4 eşittir 2 ya da n artı 4 eşittir eksi 2 haline gelecektir. 4'ü diğer tarafa attığımda 2 eksi 4'ten hemen n'imizi eksi 2 ve yine 4'ü diğer tarafa attığımda eksi 2 eksi 4'ten n'imizi eksi 6 olarak bulabiliriz. Benden istediği n'in alabileceği değerler toplamı eksi 6 ile eksi 2'yi topladığımda hemen cevabımız eksi 8 yani Adana gelecektir. Notumda şu var. Belirli bir kurala göre dizilmiş terimlerin toplamını bulmaya çalışacağız. Öncelikle terim sayısı bu çok çok önemlidir. Terim sayısını son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 ile bulunacaktır. Ortanca terim dediğim ise tam ortadaki terimi bulmaya çalışacağız. Son terim eksi ilk terim bölü 2 ve terim toplamı bunu unutmayın. Ortanca terim ile terim sayısını çarparak cevabını bulabileceğiz. Mesela bize böyle bir şey vermiş. Kuralını bilmiyorsunuz ama kaçar kaçar gittiğini görebiliyorsun. Üçer üçer devam ediyor. İlk önce terim sayısını bulacağız. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü kaçar kaçar üçer üçer artıyor arkadaşlar. Artış miktarı artı 1 olarak karşımıza gelecektir. Hemen işlemimizi yapalım. Şurası 60 geldi. 60 bölü 3 artı 1 20. Hemen cevabımız 21 olarak gelecek. Ortanca terimi bulalım. Ortanca terimde 65 artı 5 bölü 2 yani 70 bölü 2 yani cevabımız 35 gelecektir. Terim toplamı dediğimiz ise 21 çarpı 35 gelecektir. İsterseniz bunu kenarda çarpalım. 35 çarpı 21. 1 ile çarptığımda 35. 2 ile çarptığımda da 70 gelecek. Alt alta topladığımda 5, 3 ve 7 olarak karşımıza gelecek. Yani cevabımız 735 Ceyhan olarak karşımızdadır. Bir sonraki soru tarzım ise bakın 1 çarpı 3 vermiş. 2 çarpı 4, 3 çarpı 5 diye ta ki 18 çarpı 20'ye kadar bir toplama T olduğunu söylemiş. Ve diyor ki soruda T'yi oluşturan her bir terimin ikinci çarpanı 2 arttırılırsa T kaç artar? Bakın
A diye bir toplam bulalım. Bu ikinci terimleri 2 artırıldığı duruma bakacağız. Şu ikinci terim dediğim 3, 4, 5 bunlardan bahsediyor. Burası 2 artırılırsa 1 çarpı 5 olur. İkincisi artırılırsa 2 çarpı 6, 3 çarpı 7, ta ki arkadaşlar 18 çarpı 22'ye kadar gideceğiz. Bizim T dediğimiz şeyi tekrar altına yazıyoruz. Çok basit bir soru tarzıdır. Hepsini bu tarzda yapabilirsiniz. 3 çarpı 5 nokta nokta 18 çarpı 20. Birbirinden çıkartacağız. T ne kadar artar diyor. Yani A eksi T'yi soruyor. Birbirinden çıkarttım. Bakın burada bulacağımız ifadede arkadaşlar 1 ile 5'i çarpmış, 1 ile 3'ü çarpmış. Burada 5 tane 1 var. Burada 3 tane 1 var. Birbirinden çıkarttığımda 2 tane 1 haline geliyor. Bakalım yan tarafta 6 tane 2 var. 4 tane 2 var. Yani 2 tane 2 kaldı. Yine aynı şekilde 7 tane 3 var. 5 tane 3 var. 2 tane 3 kaldı. Yani ilk terimden hep 2 tane kalıyor fark ettiyseniz. 18'den de 2 tane kalacak. Ve biz bunu 2 parantezine aldığımızda 1 artı 2 artı nokta nokta 18'e kadar terimleri bulabileceğiz. Bakın burada formülümüz vardı. 1'den 18'e kadar olan sayıların toplamını şöyle buluyordum ben. N çarpı şurası n'di. Yani 18 çarpı 1 fazlası 19 bölü 2 haline geliyor. Hemen sadeleştirdim. Benden 18 çarpı 19'un cevabını istiyor. 19'da 18'i çarpalım. 72 geldi. 50 var 7. 8 kere 1 8. 7 daha 15 geldi. 1 ile de çarptığımızda direkt 19 geliyordu. Toplayalım arkadaşlar. Topladığımızda 2 geldi. Hemen topladım. 5 ile 4'ü 14. 50 var 1. Hemen topladık. 342 haline geldi. Yani cevabımız C'ymiş. Bir sonraki sorumuzda ardışık 21 tane çift tam sayının toplamı 420'ymiş. Bu sayıların en küçüğü kaçtır? Bakın bununla ilgili farklı metotlar da vardır. Öncelikle size sayı doğrusu metodunu göstermek istiyorum. Ardışık 21 tane çift tam sayımız varmış. Tam ortadaki terime çift tam sayıların gösterimi 2n olarak gösterelim. Ve sağına yazdığım terim 2n artı 2, soluna yazdığım terim 2n eksi 2 olsun. Şu artık olan terimlerin toplamı 0 olsun şeklinde seçiyorum. Ve bunları topladığımda 3 tane terim elde ettim. Bakın şu ortanca terimdi. Geriye 20 tane kaldı. Şuraya 10 tane. Buraya da 10 tane yazdığımda toplam, bir de en sonunda bir tane de burada var. Toplam 21 tane terim elde etmiş oluyorum. Peki en uçtakileri nasıl bulacağım? Çünkü topladığımda şu artık olanlar hemen yok olacak. İlk terimim 2 ile çarpılmış. 10 tane ileri gidersem 12 ile çarptığımda 2n artı 20 haline gelecektir. Ya da negatif kısma doğru gittiğimde 2n eksi 20 olarak gidecektir. Ben bunları topladığımda arkadaşlar artık terimlerin her biri gidecek. Şunların her biri tek tek sadeleşecek. Terim sayısı kadar 2n gelecek. Yani 21 tane 2n gelecek. Bunun cevabı 420'ymiş. Yani 42 tane n eşittir 420. N dediğimiz ifade arkadaşlar 10 olarak karşımıza gelecektir. Şimdi bu sayılardan en küçüğünü istiyor. Yani 2n eksi 20'yi. 2n eksi 20'de n yerine 10 yazarsam 2 çarpı 10 eksi 20. Yani 20 eksi 20'den cevabımız hemen 0 olarak karşımıza gelecektir.